Vurulmuş alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ve şu vatan topraklarının her karışı şehit kanlarıyla sulanmış. Allah'a şükürler olsun. Ta ecdattan bu tarafa, ecdattan bu tarafa, Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle, Abazasıyla bu topraklarda kardeş olarak, çünkü biz Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir ve ayrıca milli birliğimizi temsil eden bayrağımız bir. Kardeşçe, dostça yaşadık ve dostça yaşamak istiyoruz. Tabii ki son zamanlarda güvenlik kuvvetlerimize, askerimize, polisimize, sivil insanlarımıza yapılan bu hunharca yaklaşımlar bizleri derinden üzmektedir. Her gün şehit haberi bizleri derinden üzmektedir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Daha dün İzmir'de hem uzaktan bir akrabamız, 26 yaşındaki bir kardeşimizi toprağa verdik. Onun oradaki annesinin feryadı, eşinin feryadı. Ama bizleri sadece teselli eden, bir değil bin tane evladım da olsa bu vatana kurban olsun. Çünkü vatan olmazsa, bayrak olmazsa hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla ben buradan terörün ne dini vardır, ne dili vardır, ne ırkı vardır, ne rengi vardır. Terör terördür. Dolayısıyla yine sendikam adına, teşkilatım adına bütün terörü şiddetle kınıyorum. Ve Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Bir hafız kardeşiniz olarak diyorum, Yüce Rabbim PKK'sını, YPD'sini, PYD'sini, DAEŞ'ını, yani bunun içerisinde ne kadar terör verse Allah-u Teala Kahhar ismi şerifi hürmetine kahreylesin diyorum. Allah birlikteliğimizi bozdurmasın. Rabbim rahat bir şekilde bu vatan topraklarında hareket etmemiz, rahatça ezanımızı okumamız, rahatça ibadetimizi yapmamız, rahatça bu ülke topraklarında kardeşçe, dostça ülkemizi daha ileri safhalara götürmemizi engel olmak isteyen bütün terör ve yandaşlarına Allah-u Teala fırsat vermesin. Çünkü bunlar zaten yalnız değiller. Bunların dış ülkelerde bunları destekleyen dış mihraklar var. Bakın Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında Haçlı zihniyeti olarak toplanmışlardır ve İslam'ın ilerlemesini, ezanın okunmasından rahatsız oldukları için, ezanın susması için ne yapmışlardır? Birliktelik sağlamışlardır. Peygamberimiz zamanında Ebu Cehiller vardı. Sonra Ebu Cehillerin torunları, sonra Ebu Cehillerin çocukları şu anda hala devam ediyorlar. Bunları ben hepsini hem vatan haini olarak, vatan düşmanı olarak, hem İslam düşmanı olarak nitelendiriyorum. O yüzden buradan bir serzenişte bulunmak istiyorum bütün kardeşlerimize. Allah rızası için bu topraklarda yapacağımız tek şey innemel müminune ihvetun. Mümin müminin kardeşidir. Yine bir ayet-i kerimede bismillah ve atesimu bihablillahi cemia. Bir olun, cem olun, Allah'ın ipine sarılın ve la teferregu, tefrikaya düşmeyin buyuruyor Cenab-ı Allah. Bize tefrika yakışmaz. Biz inşallah yine renk, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeden inşallah bu vatan topraklarında kardeşçe, dostça yaşayalım ve hiçbir zaman düşmana, teröre prim vermeyelim diyorum ve buradan tekrar Allah rızası için ne olur Çanakkale'deki şehitlerin ruhunu incitmeyelim. Ne olur Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Dumlupınar'da ve Erzurum'un kurtuluşundaki nene hatunların ruhlarını, maneviyatlarını incitmeyelim. Onlar bu vatanı bizlere emanet ederken benim torunum bu vatanda hiçbir ırk, renk farkı gözetmeden Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle el ele versinler. Camide birlikte olsunlar, okulda birlikte olsunlar, yolda birlikte olsunlar. Ondan sonra ülkenin ileri gitmesinde, ekonomisinin büyümesinde birlikte olsunlar. Dolayısıyla onlar bize bu vatanı böyle emanet ettiler. Dolayısıyla ben buradan yine gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu işin üzerine hakkıyla gidiyorlar. Sayın Genelkurmay Başkanımız hiçbir zaman geri durmasınlar. Ben bu vatana askerlik yaptım 18 ay çavuş olarak. 3 tane erkek çocuğum var. Her zaman Allah'ın izniyle inşallah bu vatana askerlik etmek için, gerekirse şehit olmak için hazırım. Hiç problem yok. Çünkü dadaş düşenin elinden tutan, yardıma muhtaç olana yardım eden, sonra
bayrağın yere düşmemesi için, vatan düşmana kalmaması için kanının son damlasına kadar çarpışan, şehitlik ruhunu gönlüne taht eden ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden, yolundan yürüyendir Dadaş. Dolayısıyla bizler Dadaşlar olarak bütün terörü şiddetle kınıyoruz. Allah hepsini kahretsin diyoruz. Rabbim gönüllerden bayrağımızı indirtmesin. Minarelerden ezanımızı susturtmasın. Camilerimizi Müslümansız bırakmasın. Rabbim gönüllerimizi imansız bırakmasın. Allah benim askerime kurşun sıkan, bayrağıma hain bakan hainlerin gözlerini kör eylesin, ellerini kurusun diyor.